Bu dersimizde Eğitim Vadisi yayınları 10. sınıf planlı ders föylerinde ikinci föydeyiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz permütasyon. Föyümüz oldukça uzun olduğu için bu föyümüzde yine iki part halinde inceleyeceğiz. Kelebek sorusuna geldiğimiz zaman arkadaşlar orada duruyoruz. Diğer videomuzda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi permütasyonun tanımını vermiş. Permütasyon demek kelime anlamı sıralama demek arkadaşlar. Sıralama, diziliş, fotoğraf çektirme soruları gördüğümüz zaman aklımıza permütasyon gelecek. Permütasyonun ilk harfi P'dir. Dolayısıyla PNR şeklinde gösterilir. Bu ne demek? PNR değil de N'in R'li permütasyonu şeklinde okunur. Peki matematiksel olarak ne anlama geliyor? Burada N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeldir. Buradaki N sayısı R sayısından küçük olamaz. Büyük ya da eşit olur. Genellikle büyük sayılar veririz. Burada bazı pratikler var. Mesela P n'in sıfırlısı diyor. Burada yerine yazıp n faktöriyel bölü n eksi 0 faktöriyel deyip 1 olduğunu görebiliriz. Ezberlemek isteyen bunu bu şekilde direkt 1 diye ezberleyebilir. Ya da P n'in birlisi dediği zaman n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyeldir. Buradan ilk n eksi 1 tane terim sadeleşecektir. Ya da şöyle diyelim n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyeldir. Buradan n eksi 1'ler giderse n'e eşittir. Yine burada bu şekilde pratik vermiş. Bunu ezberlemenize gerek yok. Bunu vermiyorum. 8'in ikili permütasyonu diyor. Burada formülümüzü kullanalım. 8 faktöriyel bölü 8 eksi 2 faktöriyelden. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyelden. Birinci ifadenin sonucunu 7 kere 8'den 56 bulduk. Sonrasında 7 faktöriyel bölü 7 eksi 3 faktöriyelden diğerini yapalım. 7'den 4'e kadar yazıyoruz. 7, 6, 5, 4. Sonrasında 4 faktöriyeller gider. Burası ne olur? 30, 210 gelir. Toplamları 266'dır. Orası çok da önemli değil. Ben burada ikinci bir yol daha vermek istiyorum. Permütasyon yaparken formülsüz yapmak istiyorsak kutu çiziyoruz. Yani 8'in ikilisi derse 2 tane kutu, 7'nin üçlüsünde 3 tane kutu. Sonra başa 8 yazıyorum. Sonra 8'i 1 azaltıyorum. 8 çarpı 7'den yine aynı sonucu buluyorum. Diğerinde 7'nin üçlüsü diyor. 7, 6, 5 şeklinde azalıyor. Yine buradan 210 geliyor. Topladığımız zaman aynı sonucu elde edebiliriz. Burada bakın n'in ikilisi diyor. 2 tane kutu çizersem n ve n'den 1 küçük olan sayının çarpımı 30'muş. 6 kere 5 30 olduğu için n'imiz 6'dır. Burada 6 kere 2 12. Yani 12'nin üçlü permütasyonunu arıyoruz. 3 dediği için 3 kutu çiziyorum. 12 çarpı 1 eksiği çarpı 1 eksiğinden buradan cevabımız 1320 gelir. 16 tane karemiz var. Her satırdan ve her sütundan sadece bir tane kare seçiyoruz. Kaç farklı şekilde boyayabiliriz? Burada ilk satırda 4 durum var. Diğerinde 3. En altta 1 eksiliyor 2 durum. Sonrasında da 1 durum var. Hepsini çarptığımız zaman 24 farklı desen elde edilebilir. Bu soruda formülümüzü uygulayalım. N artı 2'nin n eksi 1'lisi. N artı 2 faktöriyel bölü. N artı 2'den n eksi 1'i çıkarıyorum. N artı 2 eksi n eksi 1 dışında faktöriyel yapıyoruz. Yukarıda n artı 2 faktöriyel kalıyor. Aşağıda arkadaşlar eksileri dağıtırsak n artı 2 eksi n artı 1'den n'ler birbirini götürecek. 3 faktöriyel kalacak. Eşittir 120. Burada 120 ile 3 faktöriyeli çarparsanız 720 yapar. 720 sayısı n artı 2'nin faktöriyeliymiş. Yani burası 6 faktöriyeldir. N artı 2 dediğimiz sayı da demek ki 6 olacak. Dolayısıyla n buradan 4'tür. Dördüncü soruda üçlü permütasyon soruyor. İki sayısı diyor ki A şıkkında olmasın diyor. Üçlü permütasyonlarda 2 yoksa 2'nin dışında kalan 5 tane elemandan biz 3 tanesini seçiyoruz. 5'in üçlü permütasyonu. Kutu çizerseniz 5, 4 ve 3'ün çarpımıdır. Yani 60 farklı durum var. 2 vardır ya da yoktur dese 6 tane sayımız var burada, elemanımız var. 6'nın üçlüsünden 6 çarpı 5 çarpı 4'ten buradan 120 durum bulabilirdik. A şıkkında 2 yoktur diyor. B şıkkında 2 vardır diyor.
120 durumdan 2 yoktur'u çıkarırsak 2 vardır durumları yine 60 elemanlıdır. B şıkkında cevabı 60 çıktı. 3 elemanlı permütasyonlarının kaç tanesinde A veya B vardır? Bunu iki farklı yolla deneyebiliriz. A veya B vardır demek, A var B yok, A yok B var ve son olarak ikisinin de var olduğu durumlar. Şimdi biz bunu bu şekilde yaparsak 3 katı işlem yaparız. Burada istenmeyen bir durum var, o durumu da yazalım. İkisinin de olmadığı durum tüm durumların dışında istenmeyen tek durumdur. Yani biz tüm durumları bulursak, yani buradaki 7 elemanın üçlü permütasyonunu bulursak ve istenmeyen buradaki A ve B'nin olmadığı durumu çıkarırsak daha kolay bir şekilde çözeriz. Şimdi A ve B yoksa geriye 5 tane eleman var. 5'in üçlü permütasyonu kalır. Bunları da kutu yoluyla yapalım yine. 7, 6, 5 şeklinde 3 kutu çiziyorum. Diğerinde de yine kutu yapıyorum. 5'ten başlıyorum. 5, 4, 3. Saydığımız zaman 210 eksi 60'tan 150 farklı durum vardır. 4 kız 4 erkek 8 kişi yan yana 8 faktöriyel farklı şekilde dizilebilir, sıralanabilir, fotoğraf çekilebilir. Peki B şıkkında kızlar yan yana olmak istiyor. Kızları bu şekilde tek bir paket halinde bekletelim, böyle dursun. Erkekler de kendi aralarında bu şekilde serbest. Burayı 1, erkekleri de birer kişi gibi düşünürsek burası 5 kişi gibi olur. 5 kişi kendi arasında 5 faktöriyel farklı şekilde sıralanır. Ancak kızlar özdeş değil, kendi aralarında yer değiştirmek isterse çarpı 4 faktöriyel diyebiliriz. Kızlardan herhangi iki tanesi yan yana olmak istemiyor. Yani kızları kim ayıracak? Erkekler ayırması gerekiyor. Şimdi kızlar bu şekilde ayrı yerde duruyor. Erkekler de burada 1, 2, 3, 4, 5 farklı yerde duruyor. Kızlar burada 4 kişi olduğu için 4 faktöriyel farklı şekilde sıralanabilirler. Erkekler de 5 kişi, 4 kişi ancak burada 5 farklı koltuk var gibi düşünüyoruz. P 5'in dörtlüsü diyebiliriz. 5'in dörtlüsünde kutu çizip 5, 4, 3, 2 şeklinde çarpabilirsiniz. Çarpı 4 faktöriyel. Buradan 4 faktöriyel çarpı 120'dir cevabımız. Burası da çarpıdır. Neden kelimesi gibi bu şekilde simetrik olan sözcüklere palindrom sözcük denir. Engin birbirinden farklı 3 tane sesli. Diyelim ki A, E ve ne diyelim? İ diyelim. 3 tane sesli harf. 4 tane de K, L, M, N gibi sessiz harfi kullanıyor. Bu şekilde 5 harfli bir palindrom sözcük oluşturmaya çalışıyor. 2 tane sesli yan yana gelmemesi ve 2 sessiz yan yana gelmemesi olacak şekilde kaç farklı palindrom sözcük oluşturabilir? Demek ki sesli, sessiz, sesli, sessiz şeklinde olabilir. Ya da tam tersi sessiz, sesli, sessiz, sesli bu şekilde iki farklı durum olabilir. Burada diyelim ki en başa sesli harf geldi. A, E ve İ'den 3 farklı durum olabilir. Sonrasında sessizle devam ediyoruz. Burada 4 farklı harf var. 4 durum. Ortaya da yine sesli gelecek. Sesliler de A, E ve İ'den 3 durum. Bu sondakileri incelememize gerek yok. Çünkü en başta hangisi kullandıysa en sonunda da aynısı kullanılıyor. Yani en baştaki iki tanesinin sağdakilerin çok da bir hükmü olmuyor. Evet, bunları çarparsak buradan 9-36 durum. Evet, sonrasında sessizle başlayalım. KLMN 4 durum. Sonrasında sesli 3 durum. 4 durum. Burada yine en sondakiler en baştakilerle aynı simetrik yani palindrom olduğu için bunlara 1-1 diyebilirsiniz. 4 çarpı 4 çarpı 3'ten buradan 48 durum. Yani 36 artı 48'den aradığımız cevap B şıkkıdır. Ali ve Selim'in de aralarında bulunduğu 8 kişi yan yana sıralanıyor. Ali ve Selim yan yana olmak istiyor. Diğer geriye kalan 6 kişi bunlar serbest. Bunları bir kişi gibi düşünürsek diğerleri de özgür birer kişi. Buradan toplam 6-7 kişi gibi düşünebiliriz. Yani 7 faktöriyel. Ancak Ali ile Selim kendi arasında iki farklı şekilde yer değiştirebilir. B şıkkında ise yan yana olmak istemiyorlar. Yani biz ya yan yanayızdır ya da değilizdir. Tüm durumlarda normalde 8 faktöriyel farklı durum var. Özel bir durum olmaksızın. Ancak Ali ve Selim'in yan yana olmak istediği 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel durum var. Bu ikisini birbirinden çıkarırsak yan yana olmadığımız durumları buluruz.
Bunu da düzenleyelim. 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 2 çarpı 7 faktöriyeldir. 7 faktöriyeller birbirinden çıkarsa 6 tane 7 faktöriyel kalır. 4 kız, 5 tane de erkek öğrencimiz var. 9 kişiyiz. Başta belli bir erkek var. Diyelim ki Ahmet başta duruyor. Erkeklerden bir tanesi. Geriye 4 kız, 4 tane de erkek öğrenci kaldı. Yani 8 kişiyiz. Buradan 8 faktöriyel farklı şekilde dizilebiliriz. B şıkkında başta belli bir tane kız var. Diyelim ki B ile başlayan bir tane kız olsun. Sonrasında geriye 8 kişiyiz. 3 tane kız var. 5 tane de erkek var. Erkekler yan yana olmak istiyor bu kez. Bu B'yi çarpı koyalım. Erkekleri bu şekilde tek bir paket gibi düşünelim. Tek bir kişi gibi düşünelim. Geriye 3 tane de kız var. Bunlar ayrı ayrı takılabiliyor. Buraya 1 kişi dersek 1, 2, 3, 4 kişi. 4 faktöriyel. Erkekler de 5 kişi ama kendi aralarında yer değiştirebiliyor. Çarpı 5 faktöriyel deriz. Başta bir kız, sonda bir erkek olmak şartıyla. Başa bir kız, sonra da bir erkek koyduğumuz zaman bunlar sabit gibi düşünelim şimdilik. Geriye 3 tane kız var. 3 kız ve 4 tane erkek var. Yani burada 7 kişi var. Burada ne olur? 7 faktöriyel farklı durum. Peki, baştaki kız belli bir kız mı? A ya da B gibi değil. Sondaki erkek belli birisi mi? O da değil. Buradaki kızlardan 4 kızdan birini seçebilirim. Erkeklerden de yine 5 erkekten birini seçebilirim. Dolayısıyla 20 çarpı 7 faktöriyel farklı şekilde bu sıralama yapılır. Çözüm kelimesinin harflerinin tamamını birer kez kullanmak şartıyla 5 harfli kelimeler yazıyoruz. Ç ile başlayanlar. Ç ile başlıyorsa artık Ç ile işim yoktur. Ö, Z, Ü ve M vardır hayatımızda. Bunlar 4 tanedir ve 4 faktöriyel tane kelime yazabiliriz. Yani 24 tane. Ç ile başlayıp M ile biten diyor. Ç ile başladım ve M ile bittim. Artık Ç ve M hayatımızda yok. Geriye ne var? Ö, Ü ve Z var. Yani 3 faktöriyelden 6 farklı kelime var. Ç ile başlayanlardan 24 tane var ama bunun 6 tanesi M ile bitiyor arkadaşlar. En sonda da bize Ç ile başla ama M ile bitme diyor. Yani bu 24 durumdan 6 durumu çıkarırsan Ç ile başlayıp M ile bitmeyen 18 farklı kelime türetebiliriz. Katmer kelimesindeki harflerle anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kelimeler yazıyoruz. Kaç tanesinde K'den hemen sonra A gelir? K ve A'yı bu şekilde yapıştırıyoruz. T, M, E ve R burada özgür. Bunu bir tane düşünüyoruz. T, M, E, R'yi de birer tane düşünürsek 5 kişi gibi, yani burada 5 faktöriyel. B şıkkında K ve A yan yanadır diyor. K ile A bu şekilde yan yana, diğerleri bu şekilde bağımsız dedik. Bunu 5 kişi gibi düşünüyoruz, 5 faktöriyel dedik. Ancak K başta mı sonda mı bunu bilmiyoruz. Kendi aralarında da 2 faktöriyel farklı şekilde sıralanabilirler. Kaç tanesinde K A'nın solundadır? Yani K A'nın ya solundadır ya da sağındadır. Tüm durumları 2'ye bölerek bulabiliriz. Peki tüm durumlar dediği nedir? 6 harfli kelime üretiyoruz. 6'sı da birbirinden farklı. Yani 6 faktöriyel tane kelimemiz olabilir dedik. Sadeleştirirsek 360 durumdur. Kadife kelimesindeki harflerle anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kelimeler yazın. Kaç tanesinde sesli harfler yan yanadır? Sesliler A, İ ve E'dir. 3 tane seslimiz var. K, D ve F'miz de sessizdir. Bunlar yan yana ise bir kişi gibi düşünüyoruz. Diğerleri de birer birer dersek 4 faktöriyel. Ancak A, E ve İ kendi arasında yer değiştirebilir. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeldir. Kaç tanesinde iki sesli harf yan yana gelmez? İki sesli harf yan yana gelmiyorsa bunu K, D, F gibi sessiz harfler ayırmak istiyor. Yani K, D, F 3 faktöriyel şekilde yerleştiriliyor. Buradaki 1, 2, 3, 4 farklı boşluğa da A, E ve İ yerleştirilmek isteniyor. Yani 4'ün üçlüsü şeklinde yerleşiyor. Buradan 3 faktöriyel çarpı kutu çizerseniz 4 çarpı 3 çarpı 2'den cevabımız 3 faktöriyel çarpı 24 gelir. 4 evli çift yan yana sıralanıyorlar. Yani 8 kişi var. Evli çiftler yan yana olmak istiyor. İlk evli çiftimiz 2 kişi, bunlar yan yana. Diğer çiftimiz de tek bir paket gibi düşünüyoruz yine yan yana. Diğeri de yan yana. Şu an
1, 2, 3, 4 kişi gibi davranıyorlar. Yani 4 faktöriyel. Ancak her evli çift kendi arasında yer değiştirmek isterse 2, diğer evli çift, diğer evli çift derken cevabımız 4 faktöriyel çarpı 2 üzeri 4 gelir. İsterseniz bunu 24 çarpı 16 deyip buradan 384 de bulabilirsiniz. Genellikle şıklarda bu şekilde bırakır. 3 evli çift ve 3 bekar erkek var arkadaşlar burada. Toplam 9 kişiyiz. Bekarların hepsi yan yana olmak istiyor. 3 bekar yan yana ise bunları 1 kişi gibi düşünüyoruz. Diğer 3 evli çift yani 6 kişiyle ilgili başka bir bilgimiz yok. Burası 1'dir. Diğerleri de birer kişi gibi düşünürsek toplam 7 kişi yani 7 faktöriyel. Buradaki bekarlar kendi arasında yer değiştirmek istiyor. 3 faktöriyel de buradan gelir. Cevabım 3 faktöriyel çarpı 7 faktöriyeldir. 3 bekarın yan yana gelmemesi. Yani bu A şıkkının tam tersi bir durum. Normalde biz 9 kişiyiz. 9 faktöriyel sıralama olabilirdi. Bekarların yan yana olması durumu A şıkkında bulundu. Çıkardığımız zaman bekarlar kesinlikle yan yana gelmemiş oluyor. C şıkkında herhangi iki bekarın yan yana gelmemesi durumu isteniyor. Bu bekarları kimler ayırıyor? 6 tane evli ayırıyor arkadaşlar. Evlileri yerleştirelim. Buraya 4, 5, 6 tane evli yazdık. Yani bu 6 evli 6 faktöriyel farklı şekilde yerleşebilir. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 farklı boşluğa da 3 farklı bekarı yerleştiriyoruz. Yani 7'nin üçlü permütasyonu. 3 kutu çizerseniz 7, 1 eksiltiyorum 6 ve 5 gelecektir. Buradan cevabımız 6 faktöriyel çarpı 210'dur. Aysun kelimesinde 5 farklı harf vardır. Bunlardan 5 faktöriyelden 120 tane farklı kelime türetilebilir. Ancak biz bunları alfabetik sıraya göre yazmak istiyoruz. Buradaki harflerimiz A, N, S, U ve Y olacak şekilde alfabetik olarak yazalım. A ile başlayan A başta olduğuna göre N, S, U, Y olduğuna göre 4 farklı harftir. 4 faktöriyelden 24 durum. N ile başlayan 24 durum. Şimdi 48 tane kelimeyi yazmış olduk. S ile başlayan yine 24 tane olacaktır. Ancak biz A şıkkında Sunay'ın sırasını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi S ile başlayanlara gelelim. S ile başladık. A, N, U ve Y'yi kullanabiliriz. Yani 24 tane buradan kelime olabilir. Ben şimdi S, A diye başlayayım. Burada 3 farklı harf olur. 3 faktöriyelden 6 tane yazabilirim. Sonra S, N ile başlayan yine 3 faktöriyelden 6 tane yazabilirim. Şimdi 12 tane de burada oldu. 48 artı 12'den 60 kelime cepte. Şimdi SN ile de başladık. En son SU'ya başlıyoruz. SU ile başlarken SU dışında ANY kelimelerini, harflerini kullanabilirim. SUA şeklinde başlarsam SUANY, SUAYN deyip 2 tane daha yazdım. Sonra SUN'ye geçtik. SUN ile başlarsak ya Sunay olur ya da Sunya olur. Yani ilk sayımız burada ilk kelimemiz Sunay'dır. Burada 3 tane daha eklersek 60 artı 3'ten Sunay'ın sırası 63'tür. A ile başlayan kelime sayımız 4 faktöriyelden 24'tü. N ile, S ile ve U ile başlayanlar yine 24 tanedir. Burada 96 tane kelime türettik. Y ile başlayanlara gelelim. Y, N, A, S, U. Buradaki 4 tane harfi kullanmamız gerekiyor. Y ile başlayan ilk harfimiz Yansu harfidir, kelimesidir. 97. Y, A diye devam edelim. N, U, S de 98.'dir. Sonrasında Y, A ile başladık. N'yi bitirdik. Şimdi S'ye geçelim. Burada Y, A, S, N, U 99.'dür. Sonra Yasnu'dan sonra 100. olan da Yasun kelimesidir. Burada testimiz var. Testimizi soru çözüm videomuzda yapacağız. Burayı geçelim. Sonrasında tekrarlı permütasyon. Tekrarlı permütasyonda birbirine özdeş olan, birbirinin aynısı olan elemanlar varsa onları n tane faktöriyelin altına kaç defa tekrar ettiyse bunları yazıyoruz. Buna biz tekrarlı permütasyon diyeceğiz. Sorular üzerinde daha iyi göreceğiz. Mesela bakın burada 6 tane harfimiz var. 6 faktöriyel tane kelime üretebilirdik. Ancak 3 tanesi A olduğu için 3 tane A değil 3 faktöriyel yazıyoruz. 2 tane de B tekrara düştüğü için
2 faktöriyel. Bunu sadeleştirmesi kolay. 6, 5, 4, 3 şeklinde devam ediyoruz. 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. Aralarında çarpıyı unutmuyorum. 3 faktöriyeller gitti. Buradan sadeleştirirseniz 60 farklı kelime yazılabilir. Yine B şıkkında da bakın. Yukarıda AA demiş, burada 5-5. Yukarıda BB demiş, burada 4-4 demiş. Yine 60 farklı sayı yazılabilir A şıkkındaki gibi. 3 erkek 4 kız yan yana kaç farklı şekilde oturabilir? A şıkkında özel bir durum yok. 7 kişi isek 7 faktöriyeldir. B şıkkında ise 3'ler ve 4'ler tekrara düşmüş. 7 faktöriyel bölü 3 tane 3, 4 tane de 4 faktöriyeldir. Sadeleştirirsek buradan 35 farklı doğal sayı yazılabilir. Diyor ki iki sonuç arasındaki farklılık neden kaynaklanır? İnsanlar arkadaşlar 3 kişi, 4 kişi diye kişi gibi düşünmüyoruz. Hepsi birbirinden özeldir ancak rakamlar özel değildir. Buradaki 3 ile yandaki 3 birbirinin aynısıdır. 8 katlı bir apartmanımız var. Herhangi 2 katı turuncuya, 3 katını yeşile boyuyoruz. Diğer katları da arkadaşlar 3 katı da maviye boyuyoruz. Yani 8 faktöriyel bölü 3 tane mavi, 3 tane yeşil, 2 tane de turuncuya boyuyoruz. Buradan da sadeleştirmeler yapabilirsiniz. Sadeleştirmeler artık geçiyorum. Şekilde kendisinden sonra komşu olan harfe geçmek koşuluyla X farklı şekilde ıspanak, Y farklı şekilde de kereviz yazabilirsiniz diyor. X ve Y'yi toplayın. Burada I'dan sonra K'ye gidiyoruz. Kısa yoldan gitmeye çalışıyoruz. Burada 1, 2, 3 defasa 3 defa da aşağı gidebiliriz. Yani 3S ve 3A şeklinde yazıyorsunuz. Burada 6 faktöriyel bölü tekrarlı permütasyon yapıyoruz. S'ler 3 defa 3 faktöriyel, A'lar da 3 defa 3 faktöriyel. Buradan 720 bölü 36'dan 20 farklı durum bulacaksınız. Yani x'imiz 20'dir. Benzer şekilde kereviz içinde 1, 2, 3 farklı durum aşağı doğru, 1, 2, 3 farklı durum da sağa doğrudur. Dolayısıyla burada y dediğimiz yine 20'dir. Toplamları sorulmuş 20 artı 20'den x artı y'miz 40'tır. 6 harfli bir kelime üretiyorum. P ile başladım. L ile bittim. Dışında 3 tane A'mız var. Bir tane de L'miz var. Bunları çarpı koyuyorum. İşleme tabi tutmuyoruz. Burada 4 farklı kelime olsaydı 4 faktöriyeldi. Ancak 3 tane A tekrar ettiği için buradan 3 faktöriyelden tekrar permütasyondan cevabım 4'tür. A ile başlıyoruz. P ile bitiyoruz. Bunlara çarpı koydum. Geriye elimde 2 tane A var. 2 tane de L var. Yani 4 faktöriyel bölü 2 tane A tekrar ettiği için 2 faktöriyel L tekrar ettiği için 2 faktöriyel. Buradan 6 farklı kelime türetilebilir. A şıkkında bütün A harflerinin yan yana olması özel durumu var. Bunları tek bir harf gibi düşünüyorum. Geriye P, L ve 2 tane R'yi yazıyorum. Bunlar da birer harf olduğu için 5 faktöriyel. Ancak R'ler 2 defa tekrar ettiği için paydaya 2 faktöriyel yazıyorum. Tekrar permütasyondan sadeleştirirsek 60 tane kelime yazabiliriz. 5 şıkkında herhangi 2 tane A harfi yan yana gelmesin diyor. Bunları P, L ve 2 tane R ayırmak istiyor. Bu sessiz 4 tane harfi biz 4 faktöriyel bölü 2 tane R olduğu için 2 faktöriyel yani 12 farklı şekilde yerleştirebiliriz. Buradaki boşluklara 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğa da A'ları yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani bizim 3 tane A'mız var. Normalde P 5'in 3 üstünden 3 tane kutu çizip 5 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde buradan 60 farklı şekilde yerleştirebiliriz. Ancak bu 3 tane A tekrar ettiği için biz bu bulduğumuz 60'ı 3 faktöriyel bölüp tekrarlı permütasyon yaparız. Buradan 10 gelir. Buradaki 12 ve 10'u da çarparsanız cevabımız B şıkkı 120'dir. Bir markette ürünlere 3 kalın, 2 orta, 4 tane de ince çizgiden oluşan bir barkod sistemi uygulanıyor. Bu kodlama sistemi ile en çok kaç farklı ürün kodlanabilir? Normalde hepsi birbirinden farklı olsaydı 4 artı 3 artı 2'den 9 farklı çizgi olurdu. 9 faktöriyel derdik. Ancak aynı olan 3 tane kalın var, 2 tane de orta var, 4 tane de ince var arkadaşlar. Bunları tekrarlı permütasyondan bu şekilde paydaya yazmak durumundayız. Bunları da sadeleştirirsek 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde yazabiliriz.
4'ten sonrasını yazmayalım. 3 faktöriyel 6, diğeri de 2'dir. Sadeleştirirsek 6'lar gider. Buradan 2 de gider. Hepsini çarptığımız zaman 1260 farklı şekilde kodlanabilir. Bu videomuzun son sorusu kelebek sorusu demiştik. Bundan sonrasını ikinci videoda izleyebilirsiniz. Burada 7 farklı kelimemiz yok. 7 farklı harfimiz yok. Birbirinin aynı olanlar var. Yani tekrarlı permütasyon. Kimler tekrar ediyor? 2 tane K var. 2 faktöriyel. 3 tane de E var. Başka tekrar eden de yok. B ve L birer tane. Yani tüm durumlar budur. Ancak diyor ki kaç tanesinde K harfi yan yana bulunmaz diyor. Biz bunlardan K'ların yan yana olduğunu çıkarmak istiyoruz. Yani 2 tane K bu şekilde yan yana. 3 tane E var. Bir tane B, bir tane de L var. Onlar yan yana ise bir kişi gibi düşünüyoruz bunları yine. Diğerlerini de birer kişi gibi düşünürsek 6 tane farklı kelime var gibi, harf var gibi düşünebiliriz. Yani 6 faktöriyel. Ancak bu E'ler tekrar ettiği için pay diye 3 faktöriyeli unutmuyorum. Buradan 720 bölü 6'dan 120 durum gelir. Şurayı da sadeleştirirsek 7, 6, 5, 4, 3 bölü 2 çarpı 3 faktöriyel. Bunları birbirinden çıkaralım. Sadeleşti. Burası 420. Diğeri de 120 durumdu. Çıkarırsanız 300 durumda K harfleri yan yana değildir. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarla ilgili yorumlar yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar yorum yapıyor, yorumları siliyor. Silmenize gerek yok. Saçma da olabilir. İçinizden gelen her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.